Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Zaman. Madem ekseriyeti o söyledi. Hakikaten zamanı nasıl istediniz ya? Ben sizden beklerdim ki psikoloji olsun. Ne bileyim rüya olsun. Tekvin Adem olsun. Bir sürü 5-6 tane saydık değil mi? Zaman istediniz. Sen zaman değildi değil mi? Tekvin Adem. Ne yapayım? Benim de istediğim bu değildi hiçbirisi. Hı. O da istediğini yapın. Yoo! Benim zaten istediğim pek olmaz. Gelirken konuştuk değil mi zamanı? İsmail. Hatırladın? Zaman. Big Bang de vardı. Big Bang, evet. Big Bang de vardı. Ya acayip bir şey. Eşit bir şey ya. Yani. Evet. Biz burada olmadığımızı anladık orada. Kesin. Yani burada değiliz biz. Orada kelayiz. Evet. Çünkü orada boş yaratılmadı. Yani maddenin fonksiyonu olmayan, yani maddenin fonksiyonu olmayan her şey hiçbirisi buralı değil. Mesela elem. Mesela vefa, mesela kadir şinaslık, mesela lezzet, zevk, anlayış, maddenin fonksiyonu değil. Yani madde değil. Maddede olup madde olmaya, sima, buralı değil. Şu sima hiçbirisi buralı değil. Maddede olup madde olmaya. Niçin herkes de sima farklı? Bugün mesela... Bir yerde kahve içiyorduk yolda. Bunlara dedim ki, Selahattin abi. İnsanlık adına insan üzülüyor da. Yani vallahi suratlar böyle. İnsan bozulunca hakikaten Allah doğru söyledi yani. Hayvan bile değil ya. Midem bulanıyor yani. Sima ile fazla meşgul oldum ya. Ya kaç defa dedim kendime, söz verdim simalara bakmayacağım diye ama bugün de hep kafam yukarıda dedim. Ama ya Rabbi. Neyse. Allah Allah. Fizik kurallara adı üstünde fizikle alakalı demek. Fizik kuralları adı üzerine fizik kuralı. Bu kurallar fiziğe bağlı. Fiziğin kendisi değil. Mesela ses bana bağlı. Sima bana bağlı. Düşünceler bana bağlı. Sevgi bana bağlı. Davranışlar bana bağlı. Hareketler bana bağlı. Ben değilim. Benden çıkan sıfatlardır. Zati sıfat değil. Mesela suyun ıslaklığı zati sıfat. Ve fizikten önce yoktur. Mesela yer çekimi kanunu su yoksa suyun kaldırma kanunu. Su yoksa suyun kaldırma kanunu da bahsedilemez. Fizikten de önce olamaz. Sudan. Suyun kaldırma kanunu sudan önce olamaz. Çünkü suyla alakalıdır. Suyun kaldırma kanunu, yer çekimi kanunu veya ağaçta koyamazsınız ki. Suyun kaldırma kanunu suyla bilinen bir şeydir. Su olmadığı yerde suyun kaldırma kanunu zaten bahsedilemez. Öyle değil mi? O zaman sıfat mevsuftan yani vasıflandırılan kaynaktan önce olamaz. Mesela şöyle diyeyim. Suyun ıslaklığı hidrojen ve oksijenden önce olamaz. Arabanın kornasının sesi arabadan önce olamaz. Benim sesim benden önce olamaz. Yani arkadaşlar sıfatlar var ya, isim benim ismim benden önce olamaz. Benim ismim. Sen de var olan değil mi abi? Benle var olması mecburu olan. Mesela sima. Bu sima 100 sene önce yoktu. Benden önce olabilir mi bu sima? Nereye koyacaksınız peki?
Ben yokken bu simayı nereye koyacaksın? Ha, bunun adı sıfattır. Mevsufsuz olmaz. Vasıflandığı ve ifadelendiği yer olması lazım. Fizik kanunları fizikle vardır. Fizik yoksa kanun yoktur. Kanunu nereye koyacaksınız? Anladınız mı? O zaman mekanı ve maddeyi veya varlığı yapan kanun değil. Çünkü kanun fizikten önce olamaz. Nereye koyacaksın? Bakın suyu kaldırma kanununu, suyu kaldırın dünyadan. Nereye koyacaksın? Ağaca koyabilir misin suyunu kaldırma kanununu? Taşa koyabilir misin? Suyla vardır. O zaman suyu kaldırma kanunu suya mecburdur, suya mahkumdur. O zaman sudan önce yoktur suyun kaldırma kanunu, sudan önce ifade edilemez. O zaman sudan önce olmayacağına göre suyun kaldırma kanunu suyu yapamaz. Abi şöyle bir şey. Kanun maddeyi kayıt altına alıyor sanki. Yani kanun almıyor da, yani mekanda ifade, mekana ihtiyacı var. Mekan yoksa kanun olmaz. Yok yani. Varlıkta kanun olur. Varlığı kaldırırsan nerede kanun olacak? Yani zaman ve mekan olması lazım, kanun olması için. Olabilmesi için. Nerede ifade edeceksin? Kağıt yok. Ben nereye yazı yazacağım? Yani kanun nedir? Kanun eşyada mesela suyun kaldırma, mesela şu. Ben bunu suya koyarsam batarım batmazım. Odun olduğu için batmaz. Taş olduğu için batar. Ne demektir? Bunun özgür ağırlığıyla suyun özgür ağırlığı arasındaki ilişki ve çelişkiye biz nispi, yani farklı düşünce yöntemlerine kanun diyoruz. Kanun kudret değil. Kanun şuurlu değil. Bir şey varken ona göre kanun olur. Evet. O zaman insan var ki insana göre kanun yapar. Kanun olur, evet. Kanun nedir? Esma'nın mukannen tecellisi var ya. Şöyle bir başka bir şey anlatayım. Ama buna hazır mısınız tabii? Farklı bir şey. Şimdi esma tecelli ediyor. Yani hiç şey gördünüz mü? Hava sema kapalı. Ama dediğimi hayal ederseniz anlarsınız. İlginçtir. İlk defa derste kullanıyorum bunu. Bir hava kapalı Murat. Bremen Afen'de kapalı mı abi? Buradan baktın ki orada bir yer açık. Her taraf kapalıyken bir yer açık. Güneş oradan elektrik vurur gibi, hiç gördünüz mü böyle bir manzarayı? Oluyor bazen. Heh, ben çekmişim. Yani bir yer açık deli, sanki bu çatının şeyi gibi, güneş gören penceresi gibi. Sanki el feneri çıkıyor. El feneri tutuyormuş gibi. Muhammed hatırlarsın böyle bir şey. Yani sema kapalı ama bir delik var. Oradan güneş vuruyor. Tamam abi. Esma-i Hüsna aynı böyle tecelli ediyor. Her bir tanesi var ya foton, Esma'nın adedi olsun. Esma. Her bir tane her bir süzme inen Esma. Rahman, Rahim, Kerim, Adil, Kerim, Rahim vesaire. Tamam. Esmalar. Güneş bunun tam bir timsaliydi bugün. Bir metrekareye. Evet. Bin watt. Bin watt, evet. Bir metrekareye bilim adamı diyor ki 1000 watt iniyormuş. Isıtıyormuş her gün. Bir metrekareye 1000 watt. Enerji. Enerji veriyor. Böyle iniyor mu arkadaşlar? Tamam. İniyor. Yani her tarafımıza vursa indiğini görmeyiz. Niye delikten söylüyorum? Burada inmediği için orada inince fark ediyoruz. Onun için örnek verdi. Bak burada bütün sema her tarafı açık olsun, güneşin böyle vurduğunu bilmeyiz. Ne zaman bize vurmazsa, oraya vurursa o zaman fark ederiz ki vuruyor. Anladık mı? Niçin o deliği söyledim? Bize vurmuyor, sema kapalı. Orası açık. Oradan vuruyor. Orada vurunca anlıyoruz ki bize vurmuyor. Onu nasıl peki anlayacağız abi? Hani baktığımız zaman. Hayır, insanda o esmanın o şeyi. İşte
onu ancak o her tarafımızı mutlak muhtiyat ettiği için göremezsiniz. Şiddeti zuhurundan. Yani hiçbir boşluk bırakmadığı için onu sen ihata edemezsin. İşte ancak siyahlaşınca sema, bir yer delik olunca anlarsın. Ama şundan anlarız ki bulut olmayınca hep taraf böyledir. Onun için bir şey çok şiddetli açık olursa gizli olur. Yani şuna benzetebilir miyiz abi? Adem Aleyhisselam cennetteyken sanki güneşli bir havaydı. Saflığı vardı ama dünyaya geldiğinde ise o sanki bulutlu bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın isimlerini böyle tek tek mi fark etti. Fark evet. Etmeye başladı yani. Evet. Bir bulutun içerisinde birini, öbür bulutun içerisinde öbürünü sanki fark etmesi gibi. Evet, nispet olduğu için, kıyas olduğu için orada kıyas yok. Bütün esma bütün meratipleriyle tecelli ettiği için fark edilemezdi. Şimdi o delikten güneş vuruyor mu? Hayal ettiniz mi? Niçin orayı gösteriyorum? Buraya vursaydı anlamazdık. Bir yere vurması lazım ki o gözüksün. Şimdi onu bir düşünün, fener gibi. Şimdi o böyle vuruyor mu Murat? Aynı şiddetliğinde karşılığında bir tane daha vur böyle. İki. Burada bir güneş var. Burada da bir güneş var. Tamam mı? Vurdun mu abi? Şu güneş vursun yukarıya. Ayettiniz mi abi o delikten? Murat. Öteki Murat. Ümit. Tamam mı abi? Böyle vurdun mu abi? Böyle bir güneş. Buradan da bir güneş vurdun mu? İkisi çatışsın. Çatıştırın. Korkunç bir enerji çıkıyor. Yani güneş hızı ne kadardır? Saatte. Saatteydi değil mi? 300 bin kilometre bir saniyede. Saniye miydi? Saniyeydi değil mi? Kaçtı? 300 bin saniyede. Ha 8 dakikada geliyor dünyaya. Saniyedeki hızı 300 bin. Tamam mı? Bu güneşin. Şu güneşin de hızı 300 bin. İkisini çarpıştırırsanız 600 bin kuvvetinde bir çarpışmaktan ortaya bir enerji paketi çıkar çatışmada. Tamam. Farklı bir şey çıkar. Ne güneş, ne buna benzer, ne buna benzer. Şimdi buna ezelde, buna ebedde. Ezel canibindeki esmalar, ezel canibindeki esmalar, ebed canibindeki esmalar birbirini bir vuruyor. Vurduğu yerde atom ortaya çıkıyor. Ezel ve ebed sultanı olan Zat-ı Zülcelal. Esmadan nasıl madde çıkar sorusu bu. Veya ışığı söndürelim diyelim. Dur söndürmeyin. Çakmak taşı alın. Aldık mı? Işık söndürmeden diyorum. Çakmak taşı aldın mı? Aldın. Katıdır, donuktur, bir yerdedir. Hiç ömrünüzde böyle bir şey görmeseniz, bunun içinde latif, nur olduğunu nasıl anlardı? Şimdi işi söndürelim diyelim. İki çakmak taşını çak. Kıvılcım çıkar mı çıkmaz mı? Peki çıkan kıvılcım nerede? Her yerde. Nur değil mi? Oysa taşın içi zifiri karanlık değil mi? Taş katı değil midir? Çıkan latif değil midir? Katıdan nasıl latif çıkmışsa latiften de katı öyle çıkmış. Madde donmuş enerji değil midir? Donmuş enerji değil mi bu? Bunu tekrar enerjiye dönüştürürüz. Atomu nükleer santraldan, santral vasıtasıyla enerjiye dönüştürdüğümüz gibi, şu anda mümkün değil bizim için ama enerjiyi de maddeye dönüştürebiliriz. Mesela odunu yakıp, odunun içindeki enerji kirpit şeyle, penseyle, tornavidayla getiremezsiniz buraya. Yakmanız lazım. Ama yanmış odunu burada hiç kayıp olmasa, odun yapamazsınız. O enerjiyi toplayıp tekrar odun yapamazsınız. Bakın, burada tek yönde çalışıyor. Madde enerjiye dönüştürülüyor. Tamam. Biz o tiksini daha yapamıyoruz. Enerjiyi maddeye dönüştürmek çok daha genel değil. Yer yer oluyor. Tamam. Şimdi çakmak taşının için şey yapıyorum. Taştır. Katıdır. Donuktur. Vura vura kıvılcım çıkar mı?
ezeli ve ebedi olamaz ki, bu biter de. Biter ya. Kömürü açıkta bırakın, bak kalorisi gider, hop biter, erir. Şimdi taşı vursam, işte bu katıdır, donuktur, kesiftir, karanlıktır. Yani kilosu vardır. Çıkan taştan çıkan, kibrit taşın şeyden, çakmak taşına vurduğun zaman çıkan kıvılcımın kilosu yoktur. Mekanı yoktur. Kilosu da yok. Latiftir. Ama zıttına çıkmış. Bak maddeden bak ne çıkmış. Maddeden enerjiye dönüştürdüğümüz gibi enerji de maddeye dönüşebiliyor. Donduruyoruz. Tamam mı? Şey yapabiliyor. Mesela şuradaki latif havayı suya dönüştürebiliyoruz. Klima vasıtasıyla. Mesela olabiliyor. İşte esmadan madde nasıl çıkıyor? Çakmak taşında nasıl çıkıyor şey kıvılcım? Odunda nasıl duman veya nur çıkıyor? Mesela enerjiyi maddeye dönüştürelim, tersini diyeyim. Odun donmuş güneş değil midir? Odun, bakın içindeki enerji güneştir. Maddeye dönüştürdük. Ya odun, şey güneş odun olur mu? Güneşten odun gelir mi? Odunun en büyük düşmanı nedir? Ateş. Ateşten odun yapılıyor. Yakarsanız çıkan ateştir. Ha, güneş enerjidir. Oradan odun çıkıyor. Allah'ın, yani güneş nurdur. Nurdur. Allah'ın esması da nurdur. O da aynı bunun gibi maddeye dönüşebiliyor. Maddeyi biz çok aşağılıyoruz. Oysa nurdan daha harikadır. Toprak mı harika, nur mu? Toprak daha harikadır. Katı yapmak daha zordur. Çünkü katı dediğim şey donmuş enerjidir. Nükleer, atom altı dünya, atom üstünden daha harika değil midir? Şimdi odundan, güneşten odunu yapmayı düşünün. Odun, güneşten panel vasıtasıyla elektrik elde ediyoruz. Aküye koyuyoruz. Onu da eşiğe dönüştürüyoruz. Elektrik istediğin yerde kullanabiliyorsun. Mesela batarya enerji değil mi? Biraz da götüreyim, yani bu kadar dallandırmayacaktım ama böyle baktığınız için şaşırıyorum. Kamerayı düşünün. Enerji değil mi? Çekin şeyi, videoyu. Enerji resme dönüşmedi mi? Enerji videoya dönüşmedi mi? Bataryayı koyun düğmeye basın, ses çekin. Ses MP3'üne dönüşmedi mi? Enerji sese dönüştü. Sesi de enerjiye dönüştürürsünüz. Bak gözümüzün önü de zaten güneş oduna dönüşüyor. Batarya filme dönüşüyor. Batarya kamera bedendir. Kameranın bataryası hayattır. Kameranın programı ruhtur. Bataryanın baktığı mercek gözdür. Batarya bitmesi demek film demek değil midir? Hem görüntüyü çekiyor hem sesi çekiyor. Şu anda çekmiyor mu? Çekiyor mu Salih? Çıkıyor. Şimdi 100 sene önce bir tanesine desek ki pil. Şu pil var ya pil. Nedir pil? Bunun içi karanlık. Herhalde. Fakat bu batarya gözü. Bunun içinde öyle bir şey var ki ışık olacak. Bu hareketsiz. Bundan öyle bir şey çıkaracağız ki makine olacak. Süpürge makinesi. Asansörler. Yani bataryadan enerji çıkacak. Bu var ya bu. Bu filme dönüşecek. Bu sese dönüşecek. Kim inanır? Ama kameranın bataryasıyla film çekiyoruz. Yani elektrik filme dönüşüyor. Ses kaydına dönüşüyor. Güce dönüşüyor. Asansör oluyor. Elektrik oluyor. Yani birbirine dönüştürülüyor. Enerji, maddeye enerjiye dönüştürülüyor.
gözümüzün önünde. Allah da iki nuru, yani ezel canibi, ebed canibi birbirine bir çatıştırıyor. Üç sağ, mesela güneş diyelim demiştim. Bunun hızını bilmiyoruz ezel ve ebedin. Hani ne kadar şiddetli olursa o kadar farklı vücut mertebeleri çıkıyor. İki tane araba çarpıştı. Yüz yüz. Ortaya çıkacak neticeyle. İki tane araba çarpıştı. 500-500 ile çarpışıyorlar. İki tane elektron çarpıştı. İki tane güneşten çıkan fotondan çarpıştırın. Aynı netice çıkar. İşte ezel canibindeki esma, ebed canibindeki esma birbirine çarptıştığı anda bununla hiç alakası yok. Bununla da alakası yok. Üçüncü bir vücut çıkıyor. Yani ama temeli gene bunlar. Madde çıkıyor. Tamam. Yani güneş oduna dönüştüğü gibi. Vücut harici o çıkıyor. Ve bu alemi şehadet, alemi gaybı tanımladığı için bu cihette ondan üstündür. Ve cenneti anlamazdık. Mesela su mu, toprak mı, hava mı, nur mu? Toprak en canlıdır. En zordur. Çünkü en çok Allah'a gösteren topraktır. Çünkü en karanlık odur. En karanlık en fazla nuru gösterir. Nur nura ayna zor olur. Peki abi ezel ve ebedin çarpıştıktan sonraki ortaya çıkarttığı atom. Yani madde. Madde. Yani mekan ve zaman. Peki çarpıştığı nokta? İşte çıkan o oysa çarpıştığı bir nokta var abi onun çıktı yani o şeyi. Nuru Muhammedi. Orada çarpışıyor. Yani ezel ve ebedin evet. Birleştiği nokta i̇şte, Nuru Muhammedi. Nuru Muhammedi. Yani onlar... kavşak. Hmm. Ezel ve ebed. Yani Big Bang. Yani fizikte bir fizikte parçası. Bir parçası. Ama bizim bu tefekkürümüz hiç Big Bang bir şey değil. Kavşak insan. Olmaz o. Nuru Muhammed'den tecelli arşa mıydı Hasan abi? Kürsü. Yok. Nuru Muhammed'den sonra arş azam. Tecelli yok yok. Demiştin ya esmaların tecelli ettiği bir yer var. Ha arş. 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 Evet. Arş azam değil. Arş. Yani ezel ve ebedi ayıran Nurum o mecul denilen bir şey. Nur-u Muhammed. Ayran demeyeyim de düşünce için ancak öyle konuşabiliyorum. Ayırmak da yok yani. Yani böyle bir esma böyle güneş ışınları vuruyor gibi düşünmeyin. Nasıl düşünelim? Benim şu anda fikirlerim, kalpteki latifelerim nasıl yayılıyor? Onun 70 katı esma düşünün. Bir güneşin tecellisini görüyorsunuz. Ama benim düşüncelerimi bir üst seviye görür. Ben güneşin tecellisini güneşin dışında olduğum için görüyorum. Düşünceleri görebilen düşünceleri hükmedendir. Kalbi hassalar, kalplere açılanlar düşünceleri görür. Aynı dalgadır arkadaşlar. Maddedir, madde. Yani beynin imal ettiği fikirler maddeye dönüşmüş. Nasıl dönüşmüş? Kelam madde değil midir? Ama latiftir. Madde deyince atoma gelmeyin. Esir var, enerji var. Enerji ya. Yani dimağın bir üst tabakası olan kalp. O yaymış olduğu dalgaları hakim. Kalbi de onun arkası olan ruhla. Ruhun yaymış olduğu dalgaları da eneyle. Hakim olursun. Peki, mekan ve, bunu niye anlattım? İki güneşi çarpıştırdık mı? Yani buradan çıkan, bu çarpıştığımız zaman ne biliyor musunuz? 300 bin kilometre bölü saniye.
Bu da 300 bin kilometre bölü saniye mi? Buradaki kuvvet kaçtır? 300 bin mi 600 bin? 600 bindir. 600 bin kilometre bölü saniyenin o zaman bunun yapısında nurda nihayetsiz hakikatler var. İşte esir var, enerji var. O kadar daha sert, acayip bir şey olmuş ki anafor atoma dönüşmüş. Yani ilk önce Nur-u Muhammed'i, sonra ruh ceberi, sonra ruh, ceberden ruh, sonra akıl, sonra his ve şuur, sonra hayat, sonra esir, sonra enerji, sonra atom. Bu tırıklar çıktı. Yani atom bombası atıldığı zaman arkadaşlar, alfa, beta, gama ışınlar ortaya çıkmadı mı? Madde maddelikten çıkmadı mı? Yani bu dünyada zaten hepsini görüyoruz. Enerji maddeye, madde enerjiye dönüştürülüyor zaten. Ha işte enerjiyi maddeye dönüştürüyoruz. Film oluyor kardeş. Kim, sen o batarya, bunun pili yani. Pilin içerisinde film mi var? Şu anda anladınız mı? Bu batarya filme dönüşmüyor mu? Ben de bataryayım işte. Ben kamerayım. Bendeki hayat da pildir. Bu pil bitmesi demek ahiret filmi olması demektir. Yani sıra yok. Pil bitiyor, film oluyor değil. Pil bittiği anda film oluyor. Sıra yok. Şu anda kamera çekerken videoya dönüşmüyor. Bitiyor, dönüşüyor değil. Bitme anında dönüşüyor. Enerji. Şimdi o gözümüzün önündeki kameradaki pil filmime dönüşüyorsa, kamera olan ben, batarya olan hayat, benim hayat bitiyor, bitme anında ahiret filmim oluyor. Yani pil film oluyor. Dünyadaki batarya, dünyadaki ömür benim bataryam, ahiret filmine dönüşüyor. Abi tabirin aslında, şimdi sen dedin ya, ezel ebed çalışıyor dedin. Eğer bunu tersinden alırsak, o zaman insan bu ezel ebedi doğru mu gidiyor hareketleriyle? Mesela enerjiyi maddeye dönüp veya da maddeyi enerjiye dönüştürmesini veya da yaşayış tarzıyla. Aferin. Kendisindeki olan esmaları filtre edip ezel ve ebede. Aynen. Sefer ediyor işte. Harikasın bugün. Bugün sana bir şeyler oldu ya. Hani tahmin etmiyorum bunları, samimi söylüyorum, okşamıyorum. Senden bunu beklemezdim ya. Yani çok acayip bir şey söyledi. Yani sentezin filtreyen, ezel ve ebedi de yapan bu insandır. Kavşak olan insan yapıyor bunu. Hiçbir şey yapamaz bunu, sentezleyemez. Doğrulayamaz. Yani ezel ve ebed canibindeki esmaları insan fark ediyor işte. Yani kalbin ve ruhun derece hayatına giden fark ediyor. Çünkü şu anda beşer insan beden itibariyle hazırı yaşar. Ama kalp ve ruhun derece hayatına geçti mi, mazi ve müstakbeli ve hali üçünü birden yaşarsın. O zaman yani ezel ve ebed. Böyle tabii ezel aynası için şöyle diyor Risale-i Kader'de. Yani bir yön verip de diyor bir yerden bir yere tecelli ediyor zannetmeyin diyor ezel aynası. Ezel şöyledir diyor usta. Yuvarlak bir ayna düşünün. Köşede düşünün böyle. Koydum bunu. Dedim ki Bülent, İbrahim bu dört kişilik ayna neresindedir? Abi sağındadır. Dedin değil mi? Film burasına gözüküyor. Buraya. Öyle değil mi? Peki yuvarlak bir ayna düşün. Koydum. Neresindedir? Sağ sol yok ki. İçindedir. İçindedir. Ha, ezel böyle. Alem-i şehadete bakan muayyenleşmemiş bir ayna, yuvarlak bir ayna gibi düşünün. Hepsi içindedir. CD'de de öyle. CD'de yazıldığı zaman zannediyor musunuz sırayla yazılmış filmler? 1-0-0-1-1-1-0-0-1-1-1-0-1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 -
Ondan sonra 59. dakika burada, 2. dakika şurada. Dağınıktır. Sırayla yok. Yazılı.
Zaman yok yani. Mekan da yok ama oradan çıkıyor. CD mesela bilgisayarın arkasında ne zaman var ne mekan? 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0. Bu tarafta kötü film iyi film. Aynı bunun gibi kötü film şeytan, iyi film melek, arka tarafta ikisi de melek nur ismi, şeytan mudil esması. Mudil ismi. Arka taraf aynı esma. Bu taraf melek, şeytan. Bu tarafta kötü video, burada iyi video. Arkada aynı. Kardeş, bu derslerin amacı nedir? Düşünce boyutumuzu madde ve mekana sınırlamamak gerekiyor. Madde ve mekansız düşünce kabiliyetimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ki maddenin arkasına geçelim. Yani bu egzersiz olan bu dersler madde ve mekanın arkasına geçerek mekansız ve zamanın zamansız, yani mekan ve zaman kaydının dışında düşünebilme kapasitemizi geliştiriyor. Ve böyle olmamız lazım. O zaman cüz'i nazarını külli bir nazara dönüştürüyorsun. Bir şeye bakarken bütünsel bakıyorsun. Bir çiçeğe bakarken güneşle bakıyorsun. Bir çiçeğe bakarken insanla bakıyorsun. Bir çiçeğe bakarken ahiretle bakıyorsun. Bir çiçeğe bakarken bin bir esma ile bakıyorsun. Bir çiçeğe bakarken Allah'ın nazarıyla bakıyorsun. İmam-ı Azam radıyallahu anh gibi yani. Bir gencin diyor abdest alırken diyor, onun abdest suyundan dökülen şeylerini den anlamış ki sen anne ve babana itaat et. Anne ve babana itaatsizlik yapmıyorsun diye. Evet. Evet. Yani fıtratın dışa vuruşu. Yani cüzin mekansız ve zamansız düşünme kabiliyetimiz, tefekkürümüz gelişmesi lazım. Abi bir şey aklıma geldi. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Cenab-ı Allah'la görüşmek istiyor. Nasıl görüşüyor? Ağaçtan sesleniyor Cenab-ı Allah. Evet. Allah ne? Allah kim? Ağaçta konuşuyor. Ağaçta konuşuyor. Yani ses ağaçtan geliyor. Ağaçtan geliyor. Direkt çalılardan yani. Yukarıdan semadan gelebilirdi. Semadan gelmiyor. Çalılardan geliyor. Allah'a Musa Aleyhisselam çalılarla hitap ediyor. Ya bugün çok etkilenmiştim de zor tuttum. O kaveştik ya, o insanlara baktım. Bazen geliyor böyle zalimane düşüncem, kızıyorum ya. Yok be, onlara hem acıdım hem dedim ki iyi ki varlar. İbret bir, anlatın değil mi? He? Sırf ibret değil ya. Bir kainat sistemi işlemesi gerekiyor. Donukluktan çıkarması için ara boşlukları lazım. Bir de Allah gayesi böyle bir namaz kıldırmak, oruç tutturmak dan ziyade, o da tabii o sistemi aktif ediyor. Onun dışında içki, kumar, namaz falan, bu Allah'ın nazarını yakalamak, Allah'ın nazarını yakalamak adına içsel alemde mekansız, zamansız, cüziyetten, külliyete çıkma böyle hakikatlerini Allah fark ettirmek için namaz, oruç gibi şeyler, ibadet, o yönteme kazanmak için muhatap olan o aleminde onlar ortaya çıkması için işten bir sistem olarak gördüm. Nasıl anlatayım ki? Yani öyle bir sistem var, tamam mı? Allah'ın kurguladığı. Şeytanla cinlerin yaratılması gibi bir hikmet. Yani onlar aşağıda. Bunlar aşağıda. Aşağıda bak. Yani numune olarak. Allah. Allah'lık bir hakikati var. Rububiyet. Oraya girip kendi nazarıyla kendi nazarın içine insana baktırmak istiyor. Yani bu kainatın daha arkasına geçip o esmaların nihayet derecede meratip denilen o anlamak için bir şey yapıyorum. Ve tabi tefekkür anlatamıyorum acizliğimden dolayı. Yani rububiyeti
Bu kainatın arkasındaki sistemsiz bir sistem var. İnsan oraya taşımak için, insan oraya girebilmesi adına kullanılan bir yöntemdir. Oruç, namaz gibi şeyler. Onsuz kesinlikle o yönteme girilemez. Sistemsiz sistem yuvarlak değil mi? Evet. Yani şöyle. Mesela şeytan denilen bir sistem var. Bizim sisteme girmesi için sistemi kullanıyor. Ama bize girerken sistemi kullanıyor, bizi sistemin dışına atıyor. Kendisi sistemi kullanıyor. Yöntemsiz giremiyor. Paldır küldür kolunu sallaya sallaya giremez ki. Yöntemi kullanarak giriyor, yöntem dışı bırakıyor seni. Mesela şöyle diyeyim. Allah ile konuşmuş. Ahireti görmüş, orada bulunmuş. Ama bana diyor ki Allah yoktur. Ahirette bulunmuş, oradan zaten sesleniyor. Bulunduğu yerde diyor ki, ben diyorum ki kürsü yoktur arkadaşlar ama kürsüden söyleniyor. Ahiretten diyor ki bize ahiret yoktur. Kendini inkar ediyor. Tamam? Yani cüz'i nazarını cüz'iyetten çıkarıp külli bir nazara dekaik aşinasıyla yani Allah'ın nazarına dönüştürmek. Yani insan cüz'i çekirdek hakikatini ağaç olması lazım. Biz çekirdeğiz İbrahim. Biz çekirdeğiz ağaç olmamız lazım. Ağaç olabilmek için 4 tane sistemi aktif etmemiz gerekiyor. Her şeyde 4 tane olduğu gibi dile işeri mesela. Güneş. Çekirdek ağaç olabilmesi için güneş, su, hava, toprak. O zaman İslamiyet, ubudiyet yok. Değil mi? İmanın ziyası. Hı. İslamiyet suyu, ubudiyet toprağı, evamir Kur'an'ı imtisal. Yöntem uyum. Bu sefer buradaki yöntem İslamiyet'e uymak için bir namaz kılmak falan. Hani var ya bir gelirken Kutsal Efendi'ye giderken, burada da var, Bremen Efendi de var, pervane var ya, aşağı yukarı, bu zahirdeki, batındaki, batındaki enerjidir. Aşağı yukarı, bak enerji. O enerjide daha bir arkası var, melekutiyet var. Şöyle diyeyim, pervane, mülk. Pervaneden elde edilen enerji melekut. O pervane dönmesinde elde edilen enerji. Pervanenin dönmesine benziyor mu? Benziyor mu arkadaşlar? Bak harekete. Pervane dönüyor. Aşağı yukarı. Buna benzemeyen bir elektrik. Pervaneye benzemiyor. Bu elektrikle de bir bakıyoruz şehirde milyarlarca cihaz çalışıyor. Cihaza benzemiyor bu sefer. Tamam. Şimdi namaz oruç. Allahu Ekber Allah. Namazda secde kıyam, secde aşağı yukarı. Bu pervanenin dönmesi gibi. Buradaki gaye bunu eğilip kaldırmak değil. Bunun dönmesiyle elde edilen enerji. Bu Allahu Ekber deyince ruh denilen dinamoda elektrik imal ediliyor. O kafasında dönerken pervane bir dinamosu var. Orada aynı bunun gibi hayat dinamosunda namaz hareketiyle indüklenen, ortaya çıkan bir elektrik var. Bu elektrikte şehir denilen ruhta, şehir ruhtur ve şehirde bulunan elektrik cihazları, celaskal var, asansör var, fırın var, teyp var, televizyon var, kamera var, lambalar var, milyarlarca cihaz var. Şehir ruh gibi düşünün. Şehirdeki elektrik cihazları da ruhtaki istidat ve kabiliyetleri düşün. İşte aşağı yukarı Allahu Ekber. Ama burada böyle gözükürken Allahu Ekber. Burada böyle gözükürken ruhta bir alemi misal seyrediliyor. Allahu Ekber deyince arş-ı alada Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti seyrediliyor. Allahu Ekber deyince Cebrail'le konuşuluyor. Yani Cebrail'le mülaki konuşmada bununla hiç alakası yok. Pervane ya böyle dönüyor.
Ama ekmek fırın şeyde fırın pişiyor. Böyle aşağı yukarı ama birisi cep telefonuna seyyar konuşuyor. Amerika ile konuşuyor. Bunun aşağı yukarının elektriğiyle. Değil mi? Yani namazda aşağı yukarı denilince ama ötelerde yani ruhta iyi bakıyorsun ki ahiret seyrediliyor. Ama burada şu Allah-u Ekber, Allah-u Ekber orada Allah Allah. Veya Allah-u Ekber, Allah-u Ekber deyince ulvi lezzetler var, hazlar var. Cinselliğe de benzemez. Ulvi lezzetler cinselliğin 70 kat ilerisidir. Yani lezzetler bak der, elma lezzeti var, çocuk sevme lezzeti var, cinsellik var, baklava var, mutlu olma var, mutluyken aldın. Yani ne kadar çeşitleri var? Üstad diyor, ilmin lezzeti beni baktırmadı. Evet, mesela harama bakmak bir lezzettir menüs. Ama ilmin lezzeti daha üstüne olunca onu bastırdı. Baktırmadı diyor. Marifetullah lezzeti var. Muhabbetullah lezzeti var. Korkuda bile lezzet var. Hafullah'ta lezzet var. Allah'tan haf etmekte lezzet var. Allah'tan korkmaktan lezzet varsa Allah'ı sevmekteki lezzet ne olur? Hafullah'ta lezzet varsa muhabbetullah'ta ne olur? Makine duruyor tabii orada. İşte ben daha arkasını şey yapmak istiyorum. Cenab-ı Hak dekayki aşinasıyla böyle varlığın arkasında gay-ı ilahi artık mekansız mekan yani esma işte orada diyor ki her şeyin her yerde olduğu makama çıktığın zaman diyor 642 kaldın mestevide. Badılı mestevi 642'de her şeyin her yerde olduğu her şeyin her yerde olduğu makam haline çıktığın vakit artık her şey her yerde her şey bu kalem her yerde oluyor. O zaman cüz-i nazarını buna baktığın zaman külli oluyor. İşte bu Allahu Ekber derken öteki tarafta ruhani bir lezzet aldığın gibi yani neyse. Ezel ve ebed canibi yön değil ama anlatmak için dedim. Ezel buradan, ebed buradan değil. Yönü yok ama canipsiz canip, yönsüz yön. Ama ezel ebed değildir. Ebed'den bahsetmiyor fazla, ezelden bahsediyor. Ezel bir aynadır. Ama ben çarpıştırıyorum. Ezel güneşi, ebed güneşi, saniyede 300 bin, saniyede 300 bin kilometre. Bir çarpıştırıyorum, 600 binlik bir kuvvet. Bu o kadar acayip bir sert, o kadar acayip ki fotonlar atoma dönüşüyor. Çünkü ortaya çıkan enerjiyle. Nasıl oluyor? Güneşten odun çıkıyor da. Nasıl çarpıştırıyorsun abi? Hani ezel ve ebedi bir mekan, bir şey. İşte. Yani nerede ki? Mekan yok. Mekan yok. Bir yerde. Kalp, bak. Şu anda geçmiş zaman var mı? Var değil misin? Kaç yaşındasın Bülent? 45. 44 senenin nerede? Geçmiş. Nereden daha geçmişten? Kuksafen'den mi? Hamburg'a? Nerede? Nerede? Hakikaten ciddi soruyorum. Geçmişin nerede? Bende abi. Nerede? Gri kafa bu şeyde mi? Burada gri madde mi? Sen o zaman burada mısın? Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Hazır mısınız? Yaslanıyor musunuz? Peki. Ezel canibindeki esmalar, ebed canibindeki esmalar çarpıştı benim. Şu anda ben gözüküyorum. Ama devamlı çarpışıyor. Ben şu anda gözüküyorum. Ben işte rüyadayım şu anda. O zaman uyanmak önemli. Bak şimdi. Bu cihette önemli. Bak şimdi. Ben burada olabilmem için şu karşınızda ceset. Tırt. İki ezel ve ecep. Ezel canibindeki esmalar. Ezel celal, cemal. Ezel evet. Cemal, celal. Çarpıştığı yer nerede çarpışıyor? Ben neredeysem orada. Ben neredeysem orada çarpışıyor. Şimdi burada çarpışıyor. Çarpıştığı için zaten buradayım. Ben burada olduğum için çarpışmıyor. Burada çarpıştığı için ben buradayım.
Üstad da onu... Dedi ya nerede? Kainat Nur-u Muhammedi'de, Mecul'da. Beni meydana getiren Esma atoma nasıl dönüşüyor? Ezel ve ebed, celal ve cemal tecellisinin çarpışınca şu anda benim ve müstakil düşünüyorum. Hiç ezel tarafım yok, şey yok. Ne kadar zalimim şimdi. Lan bu çarpışılan bir tanesi kalksa şu, buradan vurur, ben yok olur. Yok olmam ki böyle bir şey olmaz. Buradaki güneş vurdu gitti. Bir yere vurmadı ki ortaya çıksın bir şey. Güneşten ışık gelmiyor ki. Güneşten ışık gelmiyor arkadaşlar. Foton geliyor. Bu foton boşlukta hiçbir yere çarpmadığı için güneşin çevresi vaateşe leyla vaahrece duhaha karanlıktır. Güneşin çevresi karanlıktır. Gidin böyle oklarla füzeye binin, rokete binin. Güneşe yaklaşın, çevresi karanlıktır. Sonra bundan çıkan foton geliyor dünya semasına, yani maddeye. Maddeye çarptığı zaman foton, maddeye vurduğu zaman ısı ve ışık renk ortaya çıkıyor. Yani güneşten ışık çıksaydı çevresi karanlık olmazdı. Güneşten ışık çıkmıyor. Yoksa karanlık niye olsun? Yani ama oradan çıkan foton maddeye çarpıyor. Atmosfere çarpınca içini dışarıya ediyor. İşte ezel canibi, ebed canibi vurduğu zaman ikisinin ceminden bir varlık çıkıyor. Beni. Bu. Yani madde böyle bir şey işte. Mahluk böyle bir şey. Bu kadar camiyim işte. Ben olabilmem için iki yön çarpışması lazım. Peki abi, Adem Aleyhisselam'ı cennette ve dünyadaki haliyle çarpışmasını ele alacak olsak, mesela cennetteki o çarpışmada mesela atom yok. Adem böyleydi. Ezel canibinden vurdu gitti. Vurdu da vurdu. Hiçbir şey olmadı. Böyle bizim gibi değildi ki yani. Buraya gelmesiyle? Burada gelmesiyle yani ikisini zıt çarpıştırınca nispiyet dünyası çıktı. Kıyaslar çıktı. İtibariyle çıktı. Mesela sağ uzaktadır, yakındadır, beyaz giyiniyor, renkli giyiniyor, sağdır, soldur, gecedir, gündür. Bu hariçteki nisbi. O hariçtekileri ben içeriye soktum. Hariçtekileri alıyorum ama, harici kullanıyorum ama dışarıdaki malzeme. Büyük ev, küçük ev, gökdelen, gece kondu. Ahmet, Mehmet, kadın, erkek, şu, bu, soğuk, sıcak, artı eksi, dışarıda var. Ben onu içeriye aldım. İçeri alınca o malzemeleri kullanarak hiç dışarıyla alakası olmayan yeni bir şeyler üretiyorum fikir. Buna da itibari deniliyor. İşte Adem Aleyhisselam'ın bu tek boyutlu olduğu için orası, nur ve nurani, itibari ve nisbi emirleri yoktu. Tek boyutlu ve düşünemiyordu. Yani senin gibi benim gibi şey yapamıyordun. Çünkü niye? Beka bulacaksın diye şeytan dedi. Bak bunu yemezsen yani fani olacaksın. Eğer bunu yersen beka bulacaksın. Beka bulacaksın denmesi için Adem Aleyhisselam'ın baki bir yerde olduğunu bilmiyor. Baki yerde olduğunu bilebilmesi için fani bilmesi lazım. Fani bilmiyor ki baki bilsin. Nurdasın denebilmesi için karanlığı bilmesi lazım. Hiç karanlığı görmeyene nuru nasıl anlatacaksın? Onun için cennet burada belirleniyor. Getirme cennete. Cennet olduğunu bilmiyor ki. Çoğu insan olduğunu bilmiyor. Biz de çünkü kısmen bilmiyoruz ki. Bak sen kimsin? Sana vücut giydirilmiş. Elbise, tamam. Hayat giydirilmiş. Tamam. Sana insaniyet giydirilmiş. Tamam. Sana iman ve İslamiyet giydirilmiş. Tamam. Sana marifet ve muhabbet giydirilmiş. Sana giydirilmiş. Sen kimsin? Sana insaniyet giydirilmiş. Sana İslamiyet verilmiş. Sana kalem verilmiş. Sen kalem misin? Sana kalem verilmiş. Veren var, verilen var, verilen şey var. Ben sana kalemi veriyorum. Sana insaniyet verilmiş. Sen insan mısın?
Bab-ı insaniyet ismi hakkın cilvesidir. Bab-ı insaniyet, insanlık kapısı var. Oradan insan girecek. 11. hakikat sözler. Bu vurduğu zaman mekan ve madde ortaya çıktı. Onun da hulasası biraz da sert vurdu. Ben işte. Peki, iyi misiniz? Ya, bugün onları gördükçe İsmail çok etkili. Çok bir yere gidiyor şu an. Yani daha tasvir mümkün değil. Yani, ifade edemiyorum onu. Ya fizik yok olduğu için fizik kurallarını nereye koyacaksın? Fizik kurallarını fizikten önce taşıyamazsınız. Bunu şimdi de tefekkür boyutunu düşünürsek abi. He? Ahiret nerede? He? He? Ezel neredeyse ebedde orada değil miydi? Örtü neredeyse örtülen de aynı yerdedir. Dünya, alemi şehadet, ahiretin üstünde tenteneli bir perdedir. Ahiret, dünyada, dünyada ahiret. Bir orada burada değiller ya. Dünya ve alemi şehadet ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Böyle bu tefekkür veya bu tefekkür yöntemi yani Risale-i Nur'un bize kazandırdığı mekansız ve maddesiz düşünebilmek, cüz-i nazarını külüleştirmek, Üstadın tabiriyle çekirdek hakikatını ağaç yapabilmek, imbisat ve inkişaf etmek, burada oraya yaşamaktır. Kim nereye gidecek ki zaten? Anladın mı yani? Evet. O zaman bu tür enfusi tefekkürlerin olduğu zaman neyin derdin olacak ki? Basit basit şeylerle mi takılacaksın? Gitti geldi, paradır, kadındır, erkektir. Yani çok gülünç oluyor. Abi dün hepten manyak olduk. Kulaklık takıyor adam. Bildiğimiz şu et parçasından iç alemleri görüyor ya. Çıldırma o geldi değil. İç alemleri görüyor ya. He ya. Hani onun için arkadaşlar görmediği için. Görmedi. İzah etmek çok zor. Ondan sonra şey. Cihazı taktı bana. Kulağıma koydu. Ne işte. Bilgisayarı önüme koydu. İçeriye girdi. Dolaşıyor. Hani şöyle diyelim, kulakta 100 tane akupunktur yeri varmış, tamam mı? Akupunktur deliklerinden, öyle diyelim, ceset girerek iç halini tarıyor. Baştan ayaktan ayağa kadar yani. Ne varsa, nerede? Kaç santimetre sorun var? İskeletine kadar, sinir sistemi, lenf sistemi var. Ne aklına geliyor? Lenf sistemi de dahil ha. Salgı sistemleri, bu, hormonlama giriyor. Bu madde, bu adam elektrikle girmiş. Elektrik bir hız yöntemidir. Hayal da bir yöntem. Hız aletidir. Hayal. Akıl da hız aletidir. Ruh da ruha bin. Hayale bin. Akla bin. Adam cihazı taktı bana. Görüyor musun? Hocam diyor. Bak kardeşim görüyor musun şurayı? Bak şu. Aura. Ya diyor senin şaşırdı değil mi? Aura. Ha? Yani diş böyle koruyan kafes, muhafaza. Kafes diyor. Kafes. Ya bu nasıl mükemmel diyor. Kendisi şaşırdı. Şaşırdım diyor ya. Aura. Tefekkür oluşturuyor ya. Kimseyi sokmuyor ki içeriye. Tefekkür. Tefekkürsün. Yani yaymış olduğu dalgayı elektrik panoya iniyor. O da seyrediyor. Bir bakıyor. Hocam aura yani bir astral vücut. Yani ustad bedeni misali. Bedeni misali. Glafi latif bedeni misali. Bedeni istali var burada.
Neyse. O adam cihazla giderse sen Risale-i Nur'la içeriye giremeyecek misin? O zaman ne neredeki ya? Ahiret. Artık gay, dünya gay olmaktan çıkıyor. Ne kadar basit ve gülünçmüş. Basit basit şeylerle. Bu ne hakikatların ifadesiymişiz, nelerin peşinde koşuyoruz. Ne kadar iflas, ne kadar muflis. Gidince uyanacak. Allah Resulü diyor ya, ey ashabım, muflis, iflas eden kimdir bilir misiniz? Malı mülkü kaybeden. Yok, onun çaresi. Kimdir? Bir ümitli bir şeyle yaparken bir anda ölüm vaka oluyor, vefat ediyor. Ahirete bir gidiyor ki her şey vardı, ahirette hiçbir şeysi yok. Her şey bitmiş. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi yani. Ezeli ve ebedi. Yani çalışmamak değil ki. Daha iyi çalışıyorsun bak. İsraf etmiyorsun yani. Ama mantığı biliyorsun. Sistem niçin kurulmuş? Şurada mal alıp, şurada satmak, şurada araba yapıp, orada şey yapmak, burada öğretmenlik yapmak, orada hoca yapmak, bilmem para kazanmak, orada işte çocuk üretmek. Değil ya. Ya bu sistemin çalışması için malzemelerdir, yani legolardır. Nasıl ki domino taşları var. Vesaire taşlar var ya, ne diyorlar ona? Atmat oluyor ya. Dama taşları. Dama taşlarından bir de... Şah. Şah ama o oyuna ne diyorlar? Satranç. Ha. Ama o taş hareket etmiyor. Düşüncenin dişe vuruşudur. Evet. Yani heykel taş gitmiş büyük taşın üzerine. Murçtak taşı kırmaya başlamış. Kırmış. Taşı kırdı. Aa kafa çıktı. Omuz çıktı. 3,5 yaşındaki kızı demiş ki baba taşın içerisinde adamın insanın olduğunu nereden biliyordun? Babam taşın içinde adam kurtarıyor zannetti. Taşın içinde adam yoktu. Buradaydı adam. Onu orada gösterdi. Buradakini orada gösterdi. İçeriği seyretmek istiyorsan eserine bak. Asıl bu alemin yakasıdır diyor işte 515'te. 515. Evet. Asar Bey'de. Ben diyor rüya vasıtasıyla diyor. Neden uyandım baktım ki bu alemi misala geçtim diyor. Asıl yakaza odur diyor. Sonra yakazadan dünyaya geldim diyor. Meğer rüya buymuş diyor. Asıl yakaza orası. Rüya ise. Ben bir tane şey tam gelmişken anlatayım rüyam parçasını. Hani resim çekersiniz ya böyle. Pat diye kartpostal olur, bahçe. Bu kartpostalın içine kelebek, ağaç, kurumuş dal, yeşil dal, domuz ölmüş, dere, kelebek, çiçek. Kartpostalda bakınca nereye çektiğinizi anlarsınız. Değil mi kart? Yani nerelere gittiğin, nerede çektiğin belli değil mi kartpostal? İşte ruhtan da böyle çıkan manalar kalpten bir şeyler yükleniyor kartpostala. Vicdandan, dimağdan dışarı çıkıyor. Kelam da kartpostal gibi. Geldiği alemleri fotoğraflamış dışarıyı gösteriyor kartposta. Dedim ki kelam noktalı virgül kelam bir daha kelam noktalı virgül ruhun alemi şahadetteki vücudu haricisidir. Yani kelam ruhun dışarıdaki kartpostalıdır dedim. Ders öğlene kadar sürdü. 9.30'dan başladık. 1'e kadar sürdü. Namaz kıldık ama vücut bittiğim için gece de uykusuzdum. Yattım. Kaylule'ye yattım öğle namazından sonra. Rüyamda böyle bir altın düşünün rengini. Düşündün mü Murat? Onlar altın. Bir de Temmuz Ağustos'ta en şiddetli güneşin şiddetli nurunu düşün. Nur. Selahattin abi. Altının sarısı, güneşin şiddetli nuru. İkisinin ortası. Karma yap. Yapabildiniz mi? Her tarafı onunla çevre çepre mi diyorlar. Sarmış beni. Böyle. Nur ama. Şu anda anlatırken bile kamaşıyor gözüm. Bakamıyorum yani. Yani sema mı olmuş? Sema. Böyle. Canlı, ruhlu, akıllı, edepli, yani konuşmasını, her şeyini bilen,
mükemmel bir şey. Meğer o şahsı maneviymiş. Canlı, ruhlu, yani nurculardan çıkan, ruhlarından çıkan ruh. Hayatlarından çıkan, akıllarından, rösen çıkan maneviyatın bütünlüğü. Bu çepe çevre sarmış. Şuur. O konuşuyor benimle. Aynı şöyle diyor. Kardeş, sen dedin ki kelama. Kelam, noktalı virgül. Ben de bakamıyorum ama kafayı yiyorum. Bir kere baktım böyle bakamıyorum böyle. Kardeş, diyorum. Hiç de şaşırmıyorum. Allah Allah. Bu nasıl benimle insan gibi konuşuyor? Nasıl konuşuyor? Cep telefonu insan mıdır? İnsan gibi konuşuyor. Ama insan değil. Cep telefonu insan gibi konuşmuyor mu? Ondan sonra geçenlerde bir korna duydum böyle. Öküz gibi. Onu bir baktım araba. Öküzü takip ediyor. Bu telefon da öyle. İnsan gibi konuşuyor, insan değil. Bu da insan değil. Yani, insanların cemi. Bana dedi ki kardeş, ama öyle bir rahatlık var, öyle hiçbir şaşkınlık yok. Ben de konuşmadan konuşuyorum. Buyur, buyurun dedim. Dedin ki kelam, nokta virgül, ruhun alem-i şehadetteki, ha kelam, ruhun alem-i şehadetteki vücudu haricisidir, nokta dedin. Hayır, nokta koyma, devam et. Vücudu haricisinin suretidir. Tamam, bir şey soracağım o zaman, daha doğrusu bir soru aktaracağım. Sen bunu yazdıktan sonra abi, Salih kardeşimiz bir soru sordu bize. Kur'an okuyunca o zaman neyin vücudu haricisinin sureti ortaya çıkıyor? O sordu. Sen. Ennen la tekul Kur'an. Biz Kur'an okuyunca... Evet, bak. Çünkü Kur'an okumuyorsun. Kelam, ezel. Kur'an okumuyorsun. Musaf okuyorsun. Bak, bu raftaki Kur'an değil. Ama öyle nispet ediyoruz. Musaf. Okuyan insan mı? O zaman Musaf'ı Kur'an, insan okuyor. Okuduğu zaman sen de ortaya çıkan Kur'an, o sensin. O canlı Kur'an'ım dedi ya İmam Ali. Ben canlı Kur'an'ım. O zaman oku Kur'an'ınızı dendiği zaman abi. Kendi Kur'an'ını, kendi kitabını oku. Kendi hakikatini. Kendini okuyorsun. Evet, kendini. Mesela şu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şekil. Ses benziyor mu? Bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şekil. Sesi benziyor mu? Benzemiyor. Farkı düşünün. Şekil efe. Bak. Doğuştan görüyor ama sağır. Görse. Bunun bu şeklin karşılığı sestir diye anlar mı? Bu şeklin karşılığı hangi sestir anlar mı? Yok. Peki. Kama düşünün doğuştan ama duyuyor. Ona diyorum ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu sesin karşılığı bu alem-i şehadetteki kendisini ifade edecek. Onu o şeyi şekli o sesi yüklenecek şekil. Bana bir şekil düşün desem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin harflerini hayal edebilirim. Bu birinci fark. Şekille ses fark. Ses de dima fark. Arasındaki fark kadar. Dimağla vicdan arasındaki fark, vicdanla kalp arasındaki fark, ondan da ruh arasındaki fark. 70 defa düşün. İşte sen Musaf'ı okurken, insan okurken Kur'an o zaman oluyor. Kur'an yok daha. Okununca ortaya çıkan Kur'an'dır. O da sensin. Hadisyanlı Kur'an. Evet. Okununca ortaya çıkan. O sensin işte. Olsun. Şöyle de okuyayım da bitireyim. Saat bir yerde görmediğim için saat yoktur. O zaman Kur'an okumayan kendini ortaya çıkartmıyoruz diyebilir miyiz abi? Kur'an'ı okumak da tabii kasıt, ille sese dönüştürmek değil. Hayatına, Kur'an'la hayatı hayatlanmamışsa yaşamamış kabul ediliyor. Ulema diyor ki kayıp asıl, insanlık yaşamamış. Yaşanmamış. Çünkü insanlık insan yok. Çünkü sana ne verilmiş? Sana vücut, hayat, insan, iman ve İslamiyet, marifet ve muhabbet sana verilmiş. Sen şimdi bunu ortaya çıkaran işte Kur'an, hayattır.
Hani Kur'an, iman, iman, İslamiyet, Kur'an, ubudiyet toprağı. 4. Çekirdeğin ağaç olabilmesi için güneş, su, hava, toprak. Güneşten kasıt imanın ziyası, İslamiyet suyu, ubudiyet toprağı altında evamir Kur'an'ı imtisal ederse, dar alim arzide dünyada insan çekirdektir. Çekirdek halini alimi gayba, aynı anda alimi gayba ağaç oluyor, şecere oluyor. Cüz-i hakikatin külliye inkılap ediyor. Cüz-i nazarını artık zamandan mekandan insan arkasına geçip düşünmesi lazım. Mekansız ve zamansız düşünce kabiliyetimizi geliştirmemiz lazım. Mekansız düşünebilmeliyiz artık. Zamansız düşünebilmeliyiz artık. Yani bu sefer bir tane söyle dedi işte ne soruyor ya hocam işte psikolojiyle meşgulsun Strasbourg'da o konferanstan sonra. Hocam seni gördüm iyi oldu bilmem ne oldu şu oldu hepsi ortalama sana. Bir sürü dert babası oldum hepsinin cevabı tekti. Nasıl kurtulacağım? Kendini tanıdıkça. Yani tefekkürü, tefekkür bir aura sanki onların tabiriyle bir dalga boyu oluyor. Fanos oluyorsun, fanos. Bir ampul düşün, şey, mum düşünün, rüzgarda söner. Fanos koyun beyaz, delik olsun, ufak delik olsun ki sönmesin diye. Rüzgar diş hatlar düşüren, şey, söndüremez. Bu fanos hizmettir. Bu imandır. Mum bedendir. Isı hayattır. İman nurdur. Fanos cemaattir. Muhafazasıdır. Evet. Başka kurulamazsın. Cemaat. Hizmet cemaatidir. Mezhep cemaatidir. Fizik kurallarını fizikten önce taşıyamazsınız. Ve kurallara faillik veremezsiniz. Madde yok. Mekan yok otomatik. Çünkü mekan maddeden yapılmıştır. Maddeyi ortadan kaldırırsanız mekan var mı? Yok. Peki kuralları nerede işleteceksiniz? Nereye koyacaksınız kuralı? Koyamaz. O zaman mekan yani madde, maddeden önce kanunu düşünemezsiniz. Bak mekan demek madde demektir. Bak bu mekan değil mi? Maddedir de atomların bir araya gelmiş. Maddelerin bir araya gelmesine mekan olmuş. Dizilmesine de zaman olmuş. Mekanı meydana getiren atomların bir ardında dizilmesine de zaman demiş. Çünkü anların toplamıdır. Üstad nehirdir diyor. Şimdi sayfa yok nerede yazacaksınız? Mekan yok. Kanunu nerede işleteceksiniz? Mekanı kaldırırsanız kanunu işletin bakalım. O zaman kanun mekandan önce yoktur. O zaman mekanı yapan kanun değildir. Çünkü kanun da yapılmış çünkü. Burada diyor ki kuralları fizikten önce kanun kurallar varsa onu nereye koyacaksın, nerede işleteceksin? Eline ne vereceksin? Çekiç, çivi nereye vereceksin? Kanun geldi ama duramaz ki eli kolu böyle durmaz. Kanun demek aktif demektir ya. Aktif. Kanunlar burada duruyor. Evet devlet şey gibi memur gibi. Efendim ne söylediğini arkadaşım getir dosyanı getir yapayım. İş gelip yapıyor yoksa yatıyor. Kanun ne? Bekliyor. Mevcudat varlık yaratılsın aktif oluyor. Öyle bir şey yok ki. Yani kanun aktif demektir. Çünkü öyle uyuması yok ki. Gecesi gündüzü uyuması yok. Dünü yarını yok. Bazısı diyor ki zaman yok. La kanunda zaman yok ki. Zamanın geçmişi geleceği var mıdır? He? Zamanın geçmişi geleceği yoktur. Geçmiş ve gelecek sıfatıdır ama. Sıfatıdır. Geçmişe de aynıydı, gelecekte de aynıdır. Sıfatıdır. Yani ne zaman, geçmişte neydiyse yarın da odur. Yok öyle bir şey. Kanunun zamanı, geçmiş ve geleceği yoktur. Peki, kanunun geçmiş geleceği yok da kanunu yaratanın Allah'ın geçmişi geleceği olur mu? Geçmiş ve geleceği olmayınca başlangıcı yoktur. Başlangıcı olmayanın doğuranı yoktur. Doğuran olmayınca doğurmaz da. Lem yelid ve lem yüled.
ve kurallara faillik veremezsiniz. Kanunlara duruyor kanun. Anlatabiliyor muyum bunu ben? Oturuyor. Ne yapıyorsun? Kanun, yer çekimi kanunu. Vallahi yer çekimi kanunuyum da şu anda işim yok. E ne olacak? Allah mekanı yaratacak, maddi yapacak da ben de ha oldu mu tamam yere çekeyim, buharlaşayım. Kanun aktif oldu. Şimdiye kadar oturuyorlardı. Kanunun eline ne vereceksin? Mekan zaman yok ki. Ne yapacak? O zaman mekandan ve zamandan önce kanun yoktur. O zaman kanunlar zamanı ve mekanı yapamazlar. Peki kanun nedir? Mekan ve zaman ilişkisinden ve eşyalar arasındaki münasebetten çıkan sistemin adı kanundur. Mesela bu kalem odun olduğu için suya batmaz. Taş olduğu için batar. Kanun nedir? Odunun özgül ağırlığıyla suyun özgül ağırlığı arasındaki ilişki, taşın özgül ağırlığıyla suyun özgül ağırlığı arasındaki çelişkiden dolayı ortaya çıkan sistemin adına kanun diyoruz. Fizik kuralları fizik ile beraber vardır. Yani eşyanın kendi sıfatları ve de diğer eşyaların sıfatları ile beraber olma. Yani mesela suyun kaldırma kanunu sudan önce olamaz. Suyun kaldırma kanunu da su bir tarafa, kanun da bir tarafa. O da yok. Ondan sonra kanun öldü, su kaldı bu tarafa. Kanun su kaldı. Kanuna ne oldu? Vallahi ömrü kısaydı. Sudan ayrıldı. Suyun kaldırma kanunu sudan sonra yok, önce de yoktur. Onunla vardır. Yani kanun, neyin kanunu? Yer çekimi ise yerin sıfatıdır. Suyun kaldırma kanunu suyun sıfatıdır. Hasan'ın sesi ne öncedir ne sonradır. Yani taşın sıfatları var, bir de suyun sıfatları var. Taşı suya attığımızda taşın sıfatları ki bir tane de özgül ağırlığı vesaire, suyun da özgül ağırlığı vesaire sıfatları var. Taşı atınca ortaya çıkan manzaraya suyun kaldırma kuvvetiyle yad ettiğimiz hadise sudan ve taştan önce olamaz. Yani suyun kaldırma kuvvetini su yoksa nereye koyacaksın? Fizik kuralları ile fiziğin yaratılmasını izah edemezsiniz. Yani benim sesimle, çıktı mı benden ses? Çıktı değil mi? Benim bu sesimle benim yaratılışıma sebep, beni yaratan benim sesim olur mu? Bu benim sesimle benim yaratılmamı izah edemezsiniz. Çünkü fizik kurallarının kaynağı menbaa fiziktir. Fizik kurallarının kaynağı kanun, fizikle alakalı kanunun şey mekanı fiziktir. Fiziği kaldırırsan bizdeki fizik kuralları da yok olur. Fizik kuralları fiziğe bağımlı ve bağlıdır. Yani fizikle alakalı kanunlar fizikle bağlıdır. Bu kurallarla fizik yapılmamıştır. Şöyle diyeyim. Bunu çiçek kabul edin. Tamam mı? Çiçek kabul edin. Biz bu çiçeğe bakarak bir şeyler yazdık ilmi. Sağına baktık, soluna baktık, fotosentezine baktık. Burada elde ettiğimiz ilim şurada yazılı mı? Bu ilmin kaynağı bu. Buraya bakarak yazdık. Bunu ortadan kaldırırsanız bu ilim ne olur? Yok olur. Şimdi buraya bakarak yazdığım ilim bundan sonra olan ilimdir. Buradaki ilim ile bu yokken bunu yaratamazsınız. Çünkü bundan elde edilen ilimle bu yaratılmamıştır. Bu yaratılmakta, bunun hiçlikten yaratılmasında kullanılan ilim ile yapıldıktan sonra ortaya çıkan ilim ki sıfatıdır. İlim hiç alakası yoktur. Tıp ilmiyle insanı yaratamazsınız. Tıp ilmi insana bağlıdır. Hiçlikten insanın yaratılmasına kullanılan ilme hiçbir zaman insan varamayacaktır. Nur ve mana gibi değil mi? Gibi evet. Hiçlikten varlığın yaratılmasına kullanılan ilim ile fiziğe bakarak elde edilen ilimle alakası hiç yoktur. İnsanlar zaman uçup gidiyor der. Bak insanlar zaman uçuyor. Bak zaman hakkında neler tekerlemişler. Ne deyimler var bak.
İnsanlar, zaman uçup gidiyor. Başka, zamanı bitiriyorsunuz. Zamanı mı bitiriyorsun? Zaman nakittir derler. Zaman harcarız derler. Zamanı öldürürüz derler Ramazan'da. Zamandan tasarruf ederiz, hep deriz. Biz zamanın tek yönlü aktığını biliyoruz. Böyle geldiğini, istikbalden hale uğrar böyle aktığını biliyoruz. Kur'an'da bazen gelecek, bazen geçmiş, bazen de her şey olmuş bitmişse sistemini kullanıyor. Elem tere keyfe. Görmedin mi? Görmedi tabii. Peygamberde olmamış ki mesela. Kur'an öyle bir gözü var ki, öyle bir zaman kullanıyor ki her şey olmuş bitmiş. Cehennemdeki adamın bağırmasını anlatıyor. Duygularını anlatıyor. Haşir meydanını anlatıyor. Olmamış ki daha. Çünkü Allah için geçmiş gelecek yoktu. Bitmiştir. Ya nasıl dayanıyor Allah bu kadar zulme? Allah'ın nazarında zaten o cehennemde. Geçmiş gelecek yok ki. Senin nazarında var. Şuraya kadar gelin kesiyorum. Gitti, zaman geçtiğini çok iyi biliyorum. Risale'de bastı zaman var. Zamanın genişlemesi var. Zamanın üç halini, üç sıfatını da bir anda yaşanabilir. Üç anını, zamanın üç geçmiş hal ve geleceğini, üçü bir anda yaşanabiliyor. Fizin arkasına geçenlerde ise zaman gelecekten hale uğrayıp geçmişe dökülmesi gibi işlemez. Üç hali yaşarken abi. Geçmiş, gelecek hali yaşayan için bizim için işlem var ya, istikbalden hale uğrayan maziye dökülür. İnsan kalbin ve ruhun derece hayatına girerse, üç zaman yaşarsa zaman onlar için akmaz. Ne demek? Onlar için gelecekten hale uğrayıp geçmişe dökülmesi gibi işlemez zaman. Kadir gecesine geçmek için iki yol var der ustad. Ya bir sene sonraki Kadir gecesi, ki o değil, başka bir Kadir gecesi. Veya dünkü Kadir gecesine geçmek için geçmişe geçmen lazım. Yani kalbin ve düşüncenin derece hayatını geçeceğiz. Düşüncelerimiz bedenimizi etkilediği, ona göre şekillendiği gibi yani mesela insan, burada keseyim herhalde. Zamanın dışına çıkmak mı diyor o zaman abi? Üç anı yaşamak. Zaman arkasına geçiyorsun. Zaman dışına çıkmak değil. Zaman der esmasıdır. Denizli, Edirne, Hatay, Rize. Der esması. Bu esmaya biz en kesif tecelli olunca nehir gibi bize gözüküyor. Bu esmaya azami derecede mazhar olunca bu esmanın bütün meratibini yaşıyorsun. Zaman denilen değer esması. Mazi müstakbel. Mesela daha gelmemiş. Geçmiş. Ama değer esmasında hepsi var. İşte mazi, yani o esmaya azami derecede mazhar olduğunu, geçmiş gelecek yoktur. O zaman gelecek yoksa ahireti de şu anda yaşıyorsun. Adem Aleyhisselam'ı da yaşıyorsun. Kıyameti de yaşıyorsun. Haşri de yaşıyorsun. Mesela kaçıncı sayfadaydı? 149 barlada mıydı? Ustada diyor ki, ve ustad da bir şey demeden koydu barlaya. Bir abi diyor ki, ey aziz ustad diyor, elinde kitap yokken, matbaa yok, kütüphane yok. Sen Asr-ı Saadet'teki 19. mektup, Mucizat-ı Ahmediye'yi yazabilmen için o hadiseye manen orada olacaksın ki o hadiseyi görüp onu böyle öz yazasın. Değer esmasına mazhar olunca Adem Aleyhisselam'ın hadisesini de, kıyametten sonra Mekke'de olan çobanın haleti rüyasını da hakim olursun. Zamanla kayıtlı olmayınca zaman dışına geçiyorsun. O zaman zaman dışına geçtin mi, zamana mazhar olduğun için, değer esmasına, ölmek de yok senin için. Şey de yok ya. Bedensel bir hayatın, yani bedenini koru. Bedenini kullanıyorsun. O artık zaman, mekan, bedenle alakalı. Artık fikriyatında, hissiyatında, duygularında, latifelerinde zaman yok. Yani videodan çıkıp dışarı çıkmak gibi. Yani son şeyimiz olsun da şöyle diyeyim. Bu video mu? Bu video mu? Bastık 60 dakika, 1 saatlik. Telefonun içine koyduk. Telefon. Telefonun içerisinde video var mı? Var. Ses klipleri var mı? Koyun kulağınızı. Duyar mısınız sesi? Bakın telefona, göremezsiniz. Onu aktif ederseniz film çalar.
Video. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 13, 17, 19. Peki seyrederken zaman var. Ama parmağını al film giderken tak buraya getir, tak buraya getir, tak buraya getir. Zaman arkasına istediğin gibi oynamıyor musun? İleri geri yapıyorsun. Kameranın yani filmin dışında olunca film akıyor ya. Buraya getirirsin elini. Filmi 15 dakikaya götürürsün. 33 dakikayı da seyredemez misin bir anda? Yani cep telefonunuzdaki videoya mahkum musun? 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika seyredin. 17. dakikayı seyredelim. 34. dakikadayken 2. dakikaya da geri gelirim. Çünkü onun dışındayım. Zaman dışındasın. Yani telefon bedendir. Batarya hayattır. Program ruhtur. İçerisinde klipler hadiselerdir. Ama o klibin içerisinde bir sürü mekanlar var. Bir sürü mekanlar var. Sesler var. Ama sesler sessiz yerde. O filmde güneş var. Değil mi? Aydınlık. Film. Ama kamera telefon içi karanlık. Telefonun içinde güneş var. Karanlığın içinde güneş var. Yani odunun içinde nur olduğu gibi. Elimizde bir telefonda video var da senin bu cesedin denilen telefonda, batarya denilen hayatın, programı denilen senin ruhunda bütün alemler 18 bin tane alem niye video olmasın? 18 bin video koyamaz mısın cep telefonuna? 18 bin alemi koydu işte Allah. Peki 18 bin alemi videoyu koyunca telefonun ağırlığı arttı mı? Birbirine karışır mı videolar? Burada da öyle işte. Geçmiş gelecek karışmıyor. Yani esasında saniyeler değil de abi dışına çıktıktan sonra her anında insan olmuş olmuyor. Evet. Şu videonun 1. dakika, 60. dakika elimle istediğim dakikaya basarım. Ustad diyor ki Kadir gecesini geçtin mi? 17. dakika geçti mi? Bir daha geri gelemez. O filmin içinde olanlar için. Ben filmin dışında olduğum için parmağımı kaldırırım 13. dakikaya geliyorum. 4 dakika önce. Dün geceki Kadir gecesine bak böyle geçerim. Nasıl geçersin? Kadir ismine, Kadir ismine azami derecede mazhar olanın geçmiş ve geleceği olmaz. Yani değil de abi aynı anda hepsine birden insan mazhariyeti olmuyor mu? Evet. Aynı. Orası burası değil sen. Hepsindesin. Evet. Aynı anda hepsindesin. Hepsindesin. Çünkü telefon senin elinde. Ve 18 bin tane videoda elinde. İstedin. Burada zaman var. Bunun bu filmin işlemesi için zamanı var. Ama zamansızlığı nasıl anlarsınız? Bu video kaç dakika? 60 dakika. Kapattın. Cep telefonu içinde video var mı? 60 dakikalık video zamansız yerde değil mi? Telefon içinde zaman yok ki. Ama video 60 dakika. Ama bunun dakikası yok. Zamanı zamansız yerde. Telefon içinde zaman yok ki. 10 sene önce de 60 dakika duruyor, 10 sene sonra da 60 dakikalık video duruyor. Ne bitti ne çoğaldı, ne zam oldu ne eksildi. Bunu şeceri hilkata vuracak olsak abi. Şeceri hilkat, aynı telefon gibi düşün. Bütün alemler orada. Zaman, Nur-u Muhammed'den sonra esasında Nur-u Muhammed'in içinde. Nur-u Muhammed'in içinde. Mesela şöyle düşün. Uygulayalım. Çekirdek düşün. Onlar bittiğim zaman geçti ama bu sorusuna cevap benim de keseceğim. Çekirdek düşünün toprağın altında. Çekirdek. Filizlendi. Mayıs 1. Mayıs 2. 30 sene geçti. Ağaç, mükemmel bir ağaç oldu. Ve ağacın son yaprağı, şimdi bahar değil mi? 2016. Kaçıncı aydayız? Dördüncü ayın kaçındayız? 12. 12'si 4, 2016. Yaprak çıktı. Ama 30 sene önce de yaprak çıkmamış mıydı? Bu yaprakla bu yaprak arasındaki mesafe kaç ne kadardır? 30 sene. Ama bu çekirdekte son yaprakla ilk yaprak aynı yerde değil mi? Onun için Nur Muhammed'de zaman böyle yok. Çekirdekte zaman. Mesela bu ağaç buradan çıktı mekan. Ama çekirdekte mekan yok. Bütün ağaç burada dürülmüştür. Bütün ağaç burada dürülmüştür. Bütün ağaç çekirdektedir. Ama çekirdekte yer dağılığı yoktur. Bütün alem insandadır, insanda yer dağılığı yoktur. Evet, hafıza kartı esasında Nur Muhammed. Evet, Nur Muhammed.
Ve ahir davahum. Bundan sonra inşallah devam ederiz. Arzu ederseniz 2,5-3 sayfadır. Biz yarım sayfa okuduk. Bir yaprak değil, bir yanı. Yarım sayfanın bir yüzünü yarısı. Beş ders yazın. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma salavat. Öteki söyleyeyim. Şimdi bu hararetli ders oluyor. Bu hararetli değil mi? Bunları konuşuyoruz. Adam bir tanesi gelse, bu zaman, mekan, insan, zaman mekan konuştuğumu zannediyor ama insan, insan içerikli bu. Bunu konuşurken, bu ortamda böyle, bu dersi merak etmesi gerekirken, gelse halıya, kitaplara, kaleme veya şu şey, şu manzaraya bak falan şekli dese, ne dersin? Ne kadar basit. Bak, bir çocuğa gittim. Kanser ziyaret ettim. Ayrı dostum sen de Kur'an öğretmiştin. Ondan sonra anne babasını çıkarttı. Bunu anlatmıştım da başka bir tarafından anlatacağım. Böyle çok rastlıyorum. Anne babası çıktıktan çıkarttı. Dedi ki kendisi kanser. Yani bu dersleri meşgul olanın derdi sıkıntısı olur. Yani o Lego dediğimiz malzemelerdir. Yani hayat aktif etmek için kullanılan şeylerdir ya. Hayatı donukluktan çıkartıyor der. Bana ne dedi biliyor musun muhabbet? Çok ilginç. Kanser 13 yaşında bir kız. 13 yaşında kız. Bak Allah aşkına doktorlar bir ay vermemiş akciğer. Ondan sonra bana dedi ki Hasan amca sağlığın nasıl dedi. Yavrum dedim, bana müsaadımı ne soruyorsun dedim ya. Senin dedim, çok önemli yani sen nasılsın ya? Hasan amca, ben o kadar mühim değil. Senin diyor o çocuk o kafayla, senin diyor sana bu ümmet, bu Müslümanların ihtiyacı var. Senin hayatın, sağlığın nasıl Hasan amca? Niye öyle diyorsun yani? Hasan amca, sen bana Azrail aleyhisselam anla. Ama sen dikkat et, olur mu? Sonra baktım ki, dayanamadım tabii, Allah'ım ne diyecektim, bunu diyecektim. Baktım ki, çocuk biliyor, benim kanser olduğumu ben biliyorum ama anneme hissettirmiyorum, bilmiyormuş gibi davranıyorum diyor, tamam mı? Tak üzülmesinler diye, şuurlu. Şimdi, öleceğini biliyor, benim sağlığımdan soruyor. Şimdi bir baktım ki benim de derdim mi var? Şimdi bu derslere bak. Ya adam işte bu şey. Kalem niye böyle? Sen niye böyle şey yaptın? Ne bileyim takke niye böyle? Yani mevzuya bak, içeriye bak. Adam hayat aktif etmek için kullanılan malzemeler var. Yani bunlar ne kadar acayip müflis yani. Mevzuya bak, Allah'ın sistemi aktif etme hikmetine bak, meşgul olduğuna bak. Onun için bütün dertlerinizin dermanı kendini tanımaktır. Bütün tefekkür imaniye mazhar olan bunlardan çok rahat sıyrılır. Yani batmış, gitmiş. Mesela bugün İsmail'e söyledim değil mi gelirken? O X, şehir vermeyeyim, şehirde. Adam bir baktı ya, bu adamı yanında olsa, yani ya siyahlı adam da hasta olur. Yani mesela ben size söyleyeyim, size söyleyeyim. Hastane bir ziyarete gittiğiniz zaman hasta olursunuz inan. İyi insan hasta olur. Pompalıyorlar hep hastalık. Her odadan ahımlar yükseliyor. Her o sana sirayet ediyor işte. Yani bu tür bunları bedensel hayatta nasıl sıyrılıyorsun? Gitti, geldi, boşandım, kanserdim, kadındır, erkektir, hatta ölüm, cennet, cehennem. Böyle bir şey olmuyor ki. Aşıyorsun. Peki ne oluyor cennet, cehennem yoksa? Rıza-ı İlahi'den başka bir şey yok ki ya. Kendin, Rıza-ı İlahi'den başka bir şey yok ki ya. Bana diyor bütün Rıza-ı İlahi gösterildi diyor. Sakın diyor hizmet imani, Kur'aniyeni. Azaptan ve cehennemden kurtulmana, cennete ve mükafatı mazhar olmaya sakın alet etmez.
bana diyor meşru iken ve mubah iken bu şeyler bana bütün bütün terk ettiriliyor. Derdin varmış, ailevi sorun varmış, kansermiş, ömrün kısaymış, tabut varmış, kabir varmış. Ya kardeşim zaten sağlarken bırakmışsın onları. Bu tür mevzular, bu mevzu nedir bu dersler? Yani Risale'nin anlattıklarının içerisinde anlatmak istedikleri daha çok. Kur'an'da var ya, Kur'an'ın anlattıkları var, bir de anlatmak istedikleri var. Anlatmak istedikleri anlattığından daha fazladır. Çünkü Kur'an'ın anlattığı çekirdektir. Anlatmak istediği içerisindeki ağaçtır. Çekirdek. Kur'an'ın her bir harfi çekirdeğe benzer. Unutmayın. Çekirdeği dik buraya. Narın, incirin, böyle bileyim, karpuzun çekirdek dedik. Hep çekirdektir o kadar. Ama topraktan çıkınca bir bak bakalım. Tamam mı? Kur'an'ın her bir harfi ağaçların, meyvelerin vesairelerin çekirdeğine benzer. Çeşit çeşit çekirdekler benzer. Manası ise çıkan ağaca benzer. Ağaçta ne var? Dal var, budak var, kimya var, fizik var, ultraviyoleşimler var, meyve var, koku var, renk var, bir sürü şeyler var içerisinde. Yani Kur'an'da tek mana diyenler çekirdeğe has-ı nazar etmiş, bitirmiş olayı, bitirmiş. Oysa çekirdeğin içerisine girmek lazım. Yani tefekkür imanı. Ne sorarsan sor Murat mesela. Ne sorarsan sor, çaresi, dermanı, izahı ve cevabı kendini tanımak. Enfüsü tefekkür. Enfüsü tefekkür. Enfüsü tefekkür. Enfüsü tefekkür. Tefekkürle. Enfüsü tefekküre geçtim. O nispetle rahat edersin. Şu anda kendinizi kötü hissetme mümkün mü? Değil mi? Peki bu ders yerine ya kanser 6 ayda bir kontrol etmek lazım, işte tomografi yapmak lazım, şöyledir, adam bir tanesi zaman kaçırdın, 2 ay önce gelseydin, keşkeydin. Hep bunları pompalasak. Hastanedeki şey. Biz kendimiz hangimiz iyi hissederdik ki kendimiz? Hakikaten lan acaba böbrek şeyi var mı? Yani mahvolur ya. İnsanın biraz sonra işte o gelecek de okumadım. İnsanın bedenine hükmeden düşüncelerdir. Kötü haber düşün, midene vuruyor. Acayip bir şey. Bunları tefekkür edince içeriye dönüyorsun. İçeriye dönünce bedene hakim oluyorsun. Beden 10 sene, 2 sene yaşamış. Onlar hiç önemli değil ki. Rıza-i İlahi'ye bir anda mazhar olsan yetiyor. Rıza-i İlahi'ye mazhar olmadın, 100 sene yaşadın. Ne işe yaradı ki? 1000 sene yaşadın. Rıza-i İlahi'ye bir dakika mazhar oldun, bitti. Bitti ya. Merak ettiğin ve talip olduğun dünya serveti, merak ettiğin kainatın sırlarını, ahireti zaten sana verecek. Allah senin oldu mu? Allah'ın mülkü de senin oluyor. Allah'ın nesi var? Allah'ın nesi var Murat? Her şey olur. Ha, Allah senin olursa Allah'ın mülkü de senin oluyor. Çocuk babası için ne der? Babasının malı benimdir der. Kimin? Bizim, benim. Lan babamın demiyor, bizim. Benimdir diyor. Babasının nesi varsa benim zanneder. Doğru. Oysa İslam'da herkes mülkiyet farkı var. Mal mı istiyorsun? Doymazsın, mümkün değil. Şöhret mi istiyorsun? Uzun ömür mü istiyorsun? Ölmek mi istemiyorsun? Bunlar mümkün değil. Mümkün. Allah'ı buldun mu? Allah neyse, Allah nesi varsa hepsi senin oluyor. Allah buldu mu, onun her şeyi senin. Çocuk babasının malına sahip çıktığı gibi. Allah nesi varsa hepsi benimdir.